Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 4-10 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, Dolunay Haftası'ndayız. Hafta başından itibaren ayın ışığı artık e, güçlenecek. Üzerimizde duygusal, bedensel zihinsel etkileri de artacak. Pazartesi ve salı ay terazi burcunda olacak. Biraz iş temponuz ağır olabilir, yoğun olabilir. Günlük hayatınızda birçok detay gerektiren işlerle uğraşabilirsiniz. Bunlar genel sağlığınız, bakımınız olabilir, evinizin düzenlenmesi olabilir. Birikmiş bazı işlerin ele alınıp onların hani ayrıntılarıyla uğraşmanız söz konusu olabilir. Bunlar için hafta başı enerjiler yoğun görünüyor. Mars'ın kova burcundaki hareketi aslında genel olarak kariyer konularında aktif bir dönemde olduğunuzu da gösteriyor. Evde bile çalışsanız şu anda aslında çok verimli olduğunuz ve birçok işle de ilgilendiğiniz bir dönemdesiniz. Enerjinizi işe, güce, özellikle sorumluluklara ve kariyer konularına da odaklayabilirsiniz. Çarşambadan itibaren Ay Akrep Burcu'na geçecek ve artık Dolunay enerjileri de daha fazla yoğunlaşıyor. Sizin için önemli bir Dolunay bu. Çünkü tam karşıt burcunuzda, sizin gibi sabit bir burçta Ve tam Dolunay anı 7 Mayıs'ta, Perşembe günü 13.45'te olacak. 17 derece Akrep Burcu'nda Dolunay. Özellikle sevgili boğalar, doğum gününüz 4-10 Mayıs arasıysa bireysel olarak çok etki alabilirsiniz. Güneş burcunuz e, Dolunay'dan tam derece etkilenecek çünkü. Bunun yanı sıra yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa doğum haritanızda yine sabit burçlarda özellikle 17 derece yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel olarak etkileri sizin için güçlü olabilir. Her şeyden önce Dolunay bir aydınlanma sürecidir. Farkındalık dönemidir. 23 Nisan yeni ile beraber eğer hayatınızda bazı kararlar verdiyseniz ya da yeni girişimler için Motive olduğunuz belki bazı fikirler, düşünceler var hayatınızda. Şimdi bunlar netleşecek, böyle bir görünür hale gelecek, olgunlaşacak. Bunlar daha çok ilişki dinamiklerinizle ilgili olabilir, evliliğinizle ilgili olabilir. Tabii evlilikle ilgili devam edip etmeyeceğine dair de bazı kararlar verebilirsiniz. Eğer sizin için sorunlu ve problemli bir ilişki ise, evet bu dolunay bir bitiş, bir sonlanma aşamasını da işaret ediyor olabilir. Aynı şekilde bu bir işbirliği, ortaklıkla ilgili bir konuda olabilir. Bir yandan tabii birçok boğa bu dönemde ilişkilerini biraz daha güçlendirip gelecek planlarında artık e, evlilik gibi konuları da gündeme getirecekler. Evet evlenme teklifi alınabilir, evlenmeye karar verilebilir ya da evlilik bu ay içerisinde sevgili boğalar hayatınıza dair olabilir. Ve eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili o, onun genel yaşamı, onun sağlığı, onun ailesi ve benzeri konularda sizin için bu dolunayla beraber dolunayı takip eden iki haftalık süreç içerisinde daha fazla gündemde olabilir. Merkür hafta boyunca burcunuzda. Özellikle Cuma'dan itibaren Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki Plüto'yla ve Jüpiter'le çok güzel üçgen açıları olacak. Güzel bir döngü aslında Merkür zihinsel yanınızı güçlendiriyor. İletişimle ilgili konular, ticari faaliyetlerle eğitim, kültürel konularda aktif ve verimli bir dönemdesiniz. Her türlü eğitim için uzun vadeli planlarınıza odaklanabilir, daha istikrarlı sonuçlar alabilirsiniz. Bu bir konu üzerine çalışıp ders almanızı gerektirebilir veya uzun süreli bir eğitim programınızda bir şeylerin netleşmesi ve hani kararsız kaldığınız konularda daha rahat önünüzü görmeniz ve belki bazı yeni planların programların daha güvenli bir şekilde hayatınıza gelmesi özellikle mümkün görünüyor. Öğrenciyseniz eğitim hayatınız, akademik konular, iş hayatınızda ticari konular ve özellikle uluslararası alanda yurt dışı ile yaptığınız işler, medya alanında yine e, iletişim alanındaki her türlü faaliyetlerde daha iyi planlar yapabileceğiniz, pratik sonuçlar alabileceğiniz e, verimli bir dönemde olacaksınız. Hafta sonu planlar, programlar, herhangi bir konuda çalışmak için ya da anlaşma yapmak için, sözleşmeler yapmak için de yine uygun olarak değerlendirilebilir sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.